nur gibi dolu. Ona şefaat ettiği, ağlasaydın ya. Oğluma ya Rabbim şu Arif yüzünden şifa ver deseydin ya, sakalını çatır çatır, berber misin be birader? Berber de rızayla tıraş eder. Bir tokat. Ahireti boylat. 17 ölü yazmışım. Mahallenin 17 kişisini temizlet. Demek Allah'ın mahbubu, Allah'ın mahbubu, makbulü hem kahreder hem himmet eder. Kahrede hoş, himmeti de hoş. Hakkını bilirsen ikisi de yerinde. Seyyid Eşref-i Rumi, ah benim güzel seyitlerim, ah benim güzel ariflerim, ah benim Allah'ın katında sevgili sevgililerim. Halil Allah, Habib Allah, Halim Allah. Bilecikli Şeyh Müslihettin Hazretleri Şeyhi Seyyid Eşref-i Rumi Hazretlerinden nakletti. Vakta ki Seyyid Eşref-i Rumi Hazretleri Sure-i Fecir 27-28. ayetin hükmüne göre, ey emin ve mutmain olan nefis, ondan razı olarak ve rızasını, sen onun rızasını sevip kazanarak Rabbine dön. Emri ile hak ondan razı, o da Allah'tan razı, vefat ettiler. 3 saat geçti vefatından, Seyyid Eşref-i Rumi'yi mavsel üstüne koydular, teneşir tahtası. Kadri olduklarından açık sikeri vurdular. Ve lakin Horasan'dan 3 mürit talip geldiler. Horasan, Semerkant, Buhara, Horasan. Orta Asya'dan 3 mürit geldiler Seyyid Eşref-i Rumi'ye. Müddeti zamandır vatanımızdan ayrı olup nice meşakkatleri çekip, nice yolları kat edip geldik. Hizmeti şerefinizle, şeriflerinizle müşerref olalım diye yola çıktık. Desti saadetlerinden tövbe alalım, elinizden tövbe alalım diye yola çıktık. Biz bu devletten bir nasip olduk. Nasibiz olduk, verdilere ağlaşmayın. Horasan'dan İzni'ye gel, sevgilin, muhibbin ahirete gitmiş. Gel yanma. Horasan'dan İzni'ye gelmek o zaman kaç günde, belki bir ayda geldiler bilmiyorum. Ağlaştılar. Naga, Sultan Eşrefzade mahseli üzerinde mübarek didelerini açıp 7 şeriflerini ol misafire uzatıverdiler. Metini okuyorum. Ansızın birdenbire Seyyid Eşref-i Rumi teneşir tahtasında yıkanırken gözlerini açtı, ellerini o sofilere uzatıverdi. Tövbe verdi, zikir telkin etti. Onlar mübarek ellerini tutup zikrini aldılar. İşte mürşidin elini tutmak, Hudeybiye'de Allah Resulü sahabelerinin, Resulların ellerini tutmanın sünnetidir. Dervişler sevince gark oldular. Allahu Teala'ya hamdü sena ettiler. Bunu gören halifesi, damadı Abdurrahim-i Tirsi Hazretleri, Züleyha anamız Seyyid Eşref-i Rumi'nin kızıydı. Kızını Abdurrahim Tirsi'ye verdi, damat etti. Damadı şu beyti yazdı. Gerçi kim ölmez dediler. Hak dostudur ol dediler. Gözden kaybolur dediler. Eşrefoğlu Rumi Sultan. Hak dostları dirildiler. Kabe'de namaz kıldılar. Seferi mübarek dediler Eşrefoğlu Rumi Sultan. Birkaç misafir geldiler. Tövbe edelim dediler.
Dünyadan göçmüş buldular Eşrefoğlu Rumi Sultan. Tövbesiz kaldık dediler. Ahu vah edip ağlaştılar. Himmetini bize uzat dediler Eşrefoğlu Rumi Sultan. Evliyalar ölmez imiş. Can acısını duymaz imiş. Aşıklarını mahrum koymaz imiş Eşrefoğlu Rumi Sultan. Bu biçare garip nitsin, ağlayı kancuru gitsin, sensiz bu cihanı netsin Eşrefoğlu Rumi Sultan. Bu Abdurrahim tirsi andandır ahu zarisi, işler yüreğinin paresi Eşrefoğlu Rumi Sultan. İşte elini maselde teneşir tatlısında uzatıp tarikat verebilen tokadı da vurursa da öldürür. Sanki onlar ölü değildir. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar korku yoktur, mahzun olmazlar. İşte bir rahmet, işte bir musibet. Sakalın kılını oğlanı sıkmasını alır mısın? Sakalını bile kızarsa Arif vermez. Babanın malı mı sakalı? Dilerse verir, dilerse. Ay benim gönül sultanım. Vah benim halim. Menkuldür ki, nakledilir ki Eşrefzade Rumi Sultan Kerimeleri Şeyh Abdurrahim-i Tirsi Hazretlerinin hanımları, zevceleri, Şeyh Piri Hamdi Efendi'nin valideleri Zeliya Hatun türbeyi nurdan gark olmuş türbelerinde itikafa girdiler. Eşrefoğlu Rumi Sultan Hazretlerinin kızı Süleyha Hatun babasının türbesinde itikafa girdi. Zikir vurdu ve lakin geceliğin hiç uyumamak lazım gelirken gözlerine gaflet geldi, başları düşüverdi. Sandukayı Şerif'te bulunan Seyit Eşrefi Rumi kızına bağırdı. Ya Züleyha, lebbeyk sultanım, hiç aşık uyur mu? Aşıka uyku olmaz, haramdır. Züleyha Sultan gözünü açtı, itikafta bir daha uyumadı. Muhteremler, garip bir meseledir. Fahri Kainat Aleyhisselam'ın saadetli mührünü ziyaret eden Ökkaşi Hazretleri İslahiye ile Antep arasında Ökkaşi ismindeki tepede metfun olduğu rivayet edilir. Doğrusunu Allah bilir. Ben de topçu subayıyım. Atış yapardık. Atış yaptığımız sahada mermi yanlışlıkla istenmeyin bir yere gitmesin diye emniyet tertibata alırdık. Vaktan ki söyleyin, Hazreti Ökkaşi Sultan'ın türbesine çıkmak nasip oldu. Sohbetini ettim. Onun kerametidir. Yanımda zatlar vardı. Türbenin içi sivrisinek doluydu. Baktım adamı yiyecekler. Ben dedim ya Hazreti Ökkaşi, himmet et. Resulullah'ı gören gözün hakkı için sivrisinekler beni sokmasın. Arı vızıldar gibi vızıldadılar. Sohbet ettiğim cemaati soktular, bana bir tane konmadılar. Bir tane konmadılar. O zaman Hazreti Gavs-ı Kasrevi günündeyiz. Yanımda da İzmit'ten
götürdüğüm İlhan isminde bir çocuk var. 3 sene 3. sınıf okumuş. 3 sene üst üste 3. sınıf okumuş. Ben götüreyim çocuk okusun diye Erzurum'a götürdüm efendim. O çocuk çocukluğunda derse girdiğinde manevi haller tezahür ediyor idi. Evimizin arka tarafında balkona çıkınca Cenab-ı Ökkaşi Hazretleri en yüksek tepe olduğu için türbe-i saadetleri görülüyordu. Ben dedim İlhan sen yum gözünü Gavs-ı Kasrevi'den himmet iste, izin iste, verirse bir Hazreti Ökkaşi'ye sen konuş bana cevap ver. İzin verildi. E ne olur bir kere rüyama girsin. Sahabedir. Ben hep tepeye bakıp durup okuyorum. Bir kere rüyama girsin. İlhan dedi. Girerim ama sen kadrimi, kıymetimi bilemezsin. Girmesem daha iyi. Ben dedim nasıl senin kadrini rüyamda bilmem. Ben Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim'in mürüdüyüm. Allah aşkına gir. İyi olur. Günlerden perşembe, haftaya perşembeye kadar senin rüyana gireceğim dedi. Bir hafta mühlet verdi. Rüya gördüm. Dolmabahçe Sarayı gibi bir saray. İçeriden deniz kuvvetleri komutanı rütbesiyle bir amiral çıktı. Bir üsteğmen deniz subayı kapıda, ben de kara subayı yüzbaşı imişim. Rüya tabii bu. Benim sol kolumda yeşil renkli 4 parmak nakşibendi bantı varmış. 4 parmak. Nakşilerin işaretiymiş. Benim sol kolumda 4 parmak. Trenlerde şef trenin böyle yeşil renkli şeyi vardı. Türkiye'de bilirler. Üsteğmen'e deniz kuvvetleri amiralı sıfatıyla çıkan zat dedi niçin böyle yaparsın? Niçin işine dikkat etmezsin? Çet konuştu. Ben de yüzbaşıyım ya komutanım siz haksız bağırdınız. Bu bir şey yapmadı ki dedim. Ya öyle mi yüzbaşım dedi rüya bitti. Bir hafta bekledim Ökkeşi Hazretleri yok. Ula illan sahabe haşa yalan söylemez. Nerede Ökkeşi? Mübarek gülmüş. Deniz kuvvetleri amiralı olarak girdik. Şakacıktan bir subaya sataştık. O bize karşı çıkmadı mı? Ben demedim mi kadrimi bilmez? Demedim mi ben ona kadrimi bilmez? Komutanıma bir şey yapmadı. Ya hoca amiral sen yüzbaşsın bebeğim haddini bilsene. Gel zaman git zaman Erzurum'a tayinim çıktı. Benim tabur komutanım bu ilanı müşterek kullandık. Yat ilan deyip soruyoruz. Kalk ilan ne oldu diyoruz. Türbün bu bizim. Abdurrahman Gazi'ye gittik Erzurum'da sahabeden. Onu da marifetname sahibi İbrahim Hakkı Hazretleri türbesini bulmuş. Arif'i Arif bulur. Bizim tabur komutanı dedi benim rüyama girsene. Abdurrahman Gazi'ye diyor. Benim rüyamda kimleri gördüm kimleri gördüm girsene. Sen benim kadrimi bilmezsin ki. Girsem kıymetimi anlayamazsın. Nasıl anlamam anlarım efendim dedi. Sana Mehmet anlatsın. Ökkeşe Sultan'a ne yaptı o dedi. Allah bir aradan 2,5 sene zaman geçmişti. Ben zannettim dünya yıkıldı ben bir başına altında kaldım. Ben İlhan'a dedim İlhan Allah aşkına 2,5 sene önce İslahiye Antep bölgesinde bu rüyayı gördüm. Bu Erzurum'da yahu bunlar ölüyse niye yatarlar ve ne bilirler benim 2,5 sene önceki rüyamı? Sor Allah aşkına benimki itiraz değil nasıl bir nurani alemdir? Oğlum Mehmet, Allah'ın azameti kibriyasında kainat bir sayfa gibidir. Dünya bizim indimizde bir bardak kadardır. Senin başına gelen 2,5 sene önceki hal, bizim bir bardakta suyu görmemiz gibidir. Anladım beyim, anladım. Ariflere ölüm yok imiş.
Muhteremler, kadrini bilmezseniz rüyada da görsen yine terk edemediniz. Onun için Resulullah'ı göremiyoruz. Onun için Şah-ı Nakşibendi göremiyoruz. Onun için Musa Aleyhisselam'ı göremiyoruz. Görse kim bilir ne edepsizlik ederiz. Ondan göremiyoruz. Sen bir sarayda kapıcısın, padişahın odasında yemek yemek istersin. Bu iş nereden? Sen bir sarayın aşçısısın, padişahın sarayında beraber yemek yemek istersin. Ne mümkün? Sen aşçı nerede, padişah sultan nerede? Onun için göremiyoruz. Görecek gözümüz yok. Anlayacak idrakımız yok. Görsek de kadrini bilemeyiz. Bu münasebetle açılmışken Resulullah'ı ben rüyada gördüm, sakalı yoktu diyor sufinin birisi. Bir sufi de diyor, ben Hazreti Gavs Seyyid Abdülhakim'i rüyada gördüm, şapka giymişti. Birisi görüyor, ben şeyhimi bir karış bu tarafa, bir karış bu tarafa bıyıklı gördüm. Şimdi bu meselede arz ettiğim konuyla ilgili olduğu için kısa anlatıp döneceğim.